sevgili anneler, bugün diyetisyen Müge Özür Çapak'la beraberiz. Müge'ye bugün bebeklerin anne karnındayken sağlıklı gelişebilmesi için annelerin neler tüketmesi gerektiğini soracağım. Merhabalar Müge. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Müge, bebeklerin gelişimsel olarak anne karnındayken daha sağlıklı gelişebilmeleri için, daha çok kilo almaları için annelerin neler tüketmeleri gerekiyor? Yani örneğin mesela şu haftada beyin gelişimi oluyor, şunu tüketirseniz daha iyi olur dediğin şeyler var mı? Aslında biz henüz hamileliğimizin farkında bile değilken bebeğin en hızlı gelişim süreci tamamlanıyor. Özellikle beyin gelişiminin de en hızlı olduğu süreçler bu 8-10. Haftalara kadar olan zaman. Burada ben hep kendi takip ettiğim hamile annelere de hep şunu öneriyorum. Lütfen gebeliği planlayarak yapalım. Çünkü gebelikten önce biz beslenmemizi ne kadar yoluna koyar ve düzenli beslenirsek bebeğimiz için o kadar büyük bir avantaj yaratıyoruz. Ama elbette özellikle 12. haftalardan sonra annenin enerji ihtiyacı artar. Ve bu artan enerji ihtiyacını bizim bulgur, baklagiller, işte muz, ceviz gibi yiyecekleri daha öne çıkararak tüketiyor olmamız lazım. Neden muz dedim? Çünkü potasyum içeriği çok yüksek. Potasyum bebeğin kas iskelet sisteminin gelişiminde etkilidir. Kalsiyumdan zengin gıdalar, süt, yoğurt, peynir, işte belki lor gibi daha kalsiyum içeriği yüksek olan ürünler tercih edilebilir. Roka'nın gene kalsiyum içeriği yüksektir. Bu tarz yiyecekleri tükettiğimizde biz bebeğin içeride ilk çalışmaya başlayan kardiyovasküler sistemidir, ilk gelişmeye başlayan. Bunu da desteklemiş oluruz. Özellikle ilerleyen haftalarda, 12. haftadan sonra 20. haftalarda proteini daha da arttırmak lazım. Belki her gün bir yumurtaysa ikiye çıkabilir. Günlük 20 gram kadar et yapalım istiyoruz rutin aldığımız proteine. Şimdi bir yumurtadan 5 gram protein alıyoruz. Bir bardak sütten 6 gram protein alıyoruz. Ya da bir 100 gram kadar et eklediğimizde yaklaşık 20 gram protein ilavesini yapmış olabiliriz. O anlamda 20. haftadan sonra proteine ağırlık vermek bebeklerin de gelişimini ve kilo almalarını daha iyi destekleyecektir. Ama şuna dikkat edebiliriz. Bazen işte bulgurdan, tahıllı ekmeklerden kaçabiliyoruz kilo alacağız diye. Halbuki biz onlara enerjiyi bulgurdan, meyvelerden, tahıllardan verirsek bu protein gerçekten de bebeğin gelişimi için kullanılır. Ama hep protein ağırlıklı beslenir. Hiç meyveyi, sebzeyi, baklagili yeter tüketmezsek o zaman bebeğimizin de gelişimini biraz daha yavaşlatmış oluyoruz. O zaman protein depolarımızdan mı gitmeye başlıyor? Hem protein depolarımız hem kaslardaki karbonhidrat depolarımızdan gidiyor. Bebeğe yetecek kadar enerji kalmıyor ortamda. Evet. O anlamda denge içerisinde hem baklagiller, bulgurlar, tahıllı ekmekler hem de proteini özellikle 20. haftadan sonra arttırmak gerekir. Ama burada günlük ihtiyaç en fazla 500 kalori artar. Yani kocaman miktarlarda yemek anlamına gelmemeli bu ya da iki kişilik asla beslenmemeliyiz. 400-500 kalorilik ilave de dediğim gibi 100 gram biftek ekstra ekleyeceğiniz bir kase çorba, iki dilim ekmeğe denk gelecektir. Porsiyonları ayarlarken mutlaka bilen birine danışmak lazım. Peki, çok teşekkürler Müge. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, duyduğunuz gibi Müge yeterince dengeli beslenmemiz gerektiğinden bahsetti. Protein ve karbonhidrat dengesini çok iyi tutturabilmemiz gerekiyor. Ve eğer kendiniz şüpheleniyorsanız muhakkak bir uzmandan yardım alarak beslenmenizi destekleyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.